Evet, 19 Ağustos 4 yılını tamamlıyor. Yani 4. yıl dönümü. Kayyum darbesinin 4. yıl dönümü. Getirisi hiç yok, onu belirtelim. Ama götürüsü gerçekten çok. Birinci kayyum döneminde yaratılan dünya kadar tahribat vardı. Ciddi bir borç yükü bırakıldı biz görevi devralırken, yönetimi devralırken. Tabii şu anda muhasebetik olarak somut bilgiler yok elimizde ama duyumlar var. Daha önce devraldığımız 1 trilyon 100 trilyon lira borcun şu anda 3'e katlandığıdır. Ciddi bir borçlanma var. Belediye bir borç yükü altına sokulmuş ama gözle görülebilecek hiçbir, elle tutulabilecek hiçbir hizmet yok bu kent için. Çünkü kentin temel sorunları vardı. Biz tespit etmiştik o 3 ay içerisinde. O temel sorunların hiçbiri çözülmemiş olarak olduğu yerde duruyor. Sorunu aynı şekilde gene yeniden önümüzdeki sürecin yıllarca ihtiyacını karşılayabilecek perspektife kavuşacaktık. Öyle bir çalışmamız vardı. O da olduğu gibi duruyor. Şu anda eski tarz çalışılıyor. Yani ahbap çavuş hatırı devreye giriyor. Emsal teşkil edecek hiçbir olumsuzluğa bakmadan hatırın var mıdır? Hatırın için istediği yerde, istediği şekilde imar izni verebiliyor. Bu halk arasında ciddi rahatsızlığa neden olmuş durumda. Bu olduğu gibi duruyor. Temel sorunlardan bir tanesi bu. Ya bu arıtma sorunu var. Yani Van Gölü'nün kirletilmesi sorununda eski arıtma ihtiyacı karşılamıyordu. Biz hem nitelik açısından, hem kapasite açısından, hem de o topladığı yük açısından arıtma şu andan altında kalkamıyor. Dolayısıyla ciddi bir koku yayıyor çevrede, özellikle yaz aylarında kentin temel bir sorunu olarak kalıyor. Temel yolu biliyorsunuz, çevre yoluna bağlı olarak kentin gelişmesi ve altyapısının oluşturulması durumu var. Onlar hepsi birbirine bağlı olarak kalıyor. Bu da temel bir sorundur. Tarım ve hayvancılığı destekleme sorunu olduğu yerde duruyor. Ama en temel sorun şu anda, mesela diyelim ki işsizlik sorunudur. Bu kente ciddi bir işsizlik sorunu vardır. Şimdi bu işsizlik sorununa belediye hiç ilgilenmiyor zaten. Ha diyecek ki yasal olarak bu benim sorumluluğumda değildir. Ama sonuçta bu kentin temel bir sorunudur. İşsizlikle beraber alım gücünün düşme sorunu vardır. Diyelim ki pazar alanı daralma sorunu vardır. Şimdi bütün bunlar birbirine bağlı olarak bu kente sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla kentin yerel yönetimi bu sorunlarla ilgilenmek zorunda. Şimdi bakıyoruz ki ciddi bir, yani borç yükü 2'ye katlanmış, 3'e katlanmış düğümlerimiz var. Ona karşılık olarak belediyenin elindeki taşınır ve taşınmaz malların satılma durumumuz var. Bazılarının somut belgeleri de elimizde. Örneğin mesela Park AVM'de %50'si o dükkanların belediyenin. Dolayısıyla belediyenin o dükkanlarını satma durumu söz konusu. Temel bir sorun olarak katlı otopark sorunu var. Ona bağlı olarak kent meydanı sorunu var. Şimdi o Mısır Çarşısı'nın oradan kalkması, kent meydanı projesiyle beraber oradan kalkması gerekir. O esnafın ciddi bir mağduriyeti var. O mağduriyetlerin giderilmesi gerekir. Yani bütün bunlar temel sorunlardır. Ama en temel sorunlardan bir tanesi de bu kent bir deprem kentidir. 30 yılda bir periyotlarla yıkıcı bir depremle karşı karşıya geliyor. Yani 2011'de yaşanan depremi, yıkıntıları, enkazları hala izleri olduğu yerde duruyor. Buna rağmen önümüzdeki bir depreme hazırlık çalışması da yok. Bunların hepsi yok. Bir taraftan gayrimenkuller satılıyor. Bu paralar nereye geliyor, nereye gidiyor? Bir taraftan da borç yükü artıyor, borçlanıyor. Bu paralar nerede harcandı? Şimdi bütün bu temel sorunlar ortadayken kayyum görüntüyü kurtarma çabasına girmiş. Kaldırımlar boyanıyor, kaldırımlar yenileniyor gibi. Şimdi bu açıdan düşündüğümüzde kayyumların bu kente ya da kentlere ya da Kürt halkına, buralarda yaşayan kentliye artı olarak katabildikleri hiçbir şey yok. Özet olarak bu söylenebilir. Biz bütün bu temel sorunlara el atmıştık, çözecektik. Yani kayyumların zaten hani darbedir diyoruz ya, şimdi Cumhurbaşkanı, o dönemde başbakandı, kendisi söylemişti, biz seçilmişleri atanmışlara yedirmeyeceğiz demişti. Ama şu anda kayyum atama pratiğiyle seçilmişleri atanmışlara o kadar güzel yediriyor ki bildiğin değil. Şimdi zulümle abat olunmaz sözcü cümlesi gene kendisinde. Kayyum atama zaten bir zulümdür bu haka. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, ayaklar altına alıyorsunuz, seçilmiş iradeyi kenara koyuyorsunuz, işinize yarayabilecek kaynakları, yerel kaynakları tümüyle merkezi iktidar için harcayabilecek kayyumlar